Sevgili basın mensupları, toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle dünkü mayın patlamasında şehit olan askerlerimiz, bizleri çok üzdü, yüreğimiz parçalandı. Onlara mekanları cennet olsun diyoruz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Çok üzücü günlerden geçiyoruz diye. Kendi gündemimize gelirsek, 10 Eylül'de yapılan Keşan İtma Yurdu Kulübü Genel Kurulu'nda tek liste olarak aday olduk ve yönetime geldik. Keşan İtma Yurdu Kulübü'nün bu seviyelere getiren Başkanım Sayın Fikret Akan ve Ercan Karaca arkadaşlarıma teşekkürü borçluyum. Kulübümüzün ismi Anafartlar İtma Yurdu olarak değiştirdik ve 15 kişilik yönetim listesi oluşturarak çalışmalarımıza başladık. Yönetimimize yer alan tüm arkadaşlarım kendi mesleklerini en iyi şekilde yapan ve spora da gönül vermiş insanlardır. Günümüzde Keşan'da sporun hangi durumda olduğunu zaten anlatmaya gerek yok. Bizler bu göreve gelirken hiç kimseye şampiyonluk sözü vererek gelmiyoruz. Sadece şunu net olarak söyleyebiliriz ki başarıyı yakalayacaksak bu kendi çocuklarımız ile olacaktır. Altyapımızı dizayn ederek tüm kategorilerde liglerde olmak istiyoruz. İlk olarak 20 Ekim'de başlayacak olan U15 liginde yer alacağız. Grubumuzda 3 tane uzun köprü takımı, bir de İpsala Spor olmak üzere 4 takım olacak ve U15 antrenmanlarımız da şu anda devam etmekte. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, çocuklarının spor yapmasını isteyen ve hatta yönetici olarak da spor içinde olmak isteyen tüm kişilere kapılarımız sonuna kadar açık. Önümüzdeki sezon ikinci amatörde mücadele edecek olan A takımımızla ilgili çalışmalarımızda son izliyle devam etmektedir. Anlaşmış olduğumuz oyuncular olup ilerleyen günlerde bunları da sizlerle paylaşacağız. Ayrıca A takımını çalıştıracak olan hocamız ile prensip anlaşması yapmış olup en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Keşan'da spora gerçekten gönül vermiş bir avuç insanlar olan bizler, inanıyoruz ki Keşan'ı yöneten yöneticilerimizle birlikte koordineli bir şekilde çalışıp başarıyı yakalayacağız. Sporu seven bir belediye başkanımız var, sporu seven milletvekillerimiz var, sporu seven ilçe başkanlarımız, sivil toplum kuruluşu başkanlarımız ve bizler tüm bu kişi ve kurumlardan yararlanarak koordineli bir şekilde bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Son olarak başarının çocuklarımızın ellerinde olduğunu söyleyerek onlara güvendiğimizi ve çok güzel günlerin Anafartlar İtma Yurdu Kulübü'nü beklediğini söyleyerek sözlerimi noktalamak istiyorum. Şimdi yönetici arkadaşlarımı da sizlere tanıtmak istiyorum. Ben Kulüp Başkanı Taner Karatepe. Başkan Yardımcım Salih İşlek. Başkan Yardımcım Mustafa Akşam burada yok. As Başkanımız Fikret Akan. Genel Sekreterimiz Yusuf Nalbantoğlu. Genel Kaptanımız Bekir Coşkun. Genel Kaptan Yardımcımız Nasip Yıldırım kardeşimiz. Altyapı sorumlumuz Kadir Günay burada. Altyapı sorumlumuz Ercan Karaca arkadaşımız. Altyapı sorumlumuz Faruk Meriç şu an burada yok kendisi işlerinden dolayı. Yine altyapı sorumlularımızdan Orhan Koca kardeşimiz burada. Kulüp Müdür Yardımcımız Özgür Kahraman şu an burada yok, selamları var. Basın sözcümüz Zafer Kılavuz. Asil üyemiz Gökhan Akça arkadaşımız ve asil üyemiz Hasan Kayka abimizle beraber 15 kişilik bir ekip oluşturduk. Yönetimimize girmek isteyen çok güzel tepkiler alıyoruz. Şu an belki 6-7 tane daha iş adamı arkadaşımız bizlere başvurarak hem üyeliklerini hem de yönetimde yer almak istediklerini söylediler. Temiz spor yapmak istiyoruz. Temiz yöneticilik yapmak istiyoruz. Şeffaf bir yönetim olacağız. Sizlerle koordineli olarak ayda bir ya da 20 günde bir toplanarak neler yaptık, neler yapamadık, neleri başardık, neleri başaramadık bunları konuşmak istiyoruz. Dediğim gibi havalardan uçmaya gerek yok. Önce altyapı dizayn edilmeden başarı kesinlikle gelmeyecek. Biz tüm kategorilerde, altyapılarda olacağız. Önce kendi öz evlatlarımız, öz çocuklarımız ve aileleri bu işin içine dahil ederek. İşte Orhan kardeşimle geçen altyapımızın 15'in antrenmandaydık. Aileler oradaydı, değil mi? Aileler geldi, babalar geldi, anneler, ablalar, hepsi geliyorlar. Neden geliyorlar? Çünkü çocukları spor yapıyor, kulübün içinde bulunuyor. Aileleri bu işe dahil edersek başarı kendiliğinden gelecektir. Söz almak isteyen yöneticilerim varsa buyursunlar. Bekir abi, sen de bir şeyler söylemek istersen. Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçen sene birinci amatörde olan, geçen İlman Yurdu adı altında birinci amatörde mücadele eden takımımız bu sene tabii ki ikinci amatöre düştük. Bizler yeni yönetim olarak takımın yeni adayı da bir Anafartlar
yapma çabası içerisinde mücadele edeceğiz. İnşallah şampiyon olup birinci avukatlara tekrar geri döneceğiz. Bununla alakalı olarak geçen sene elimizde bulunan futbolcularla diyaloglarımız devam ediyor. İlaveten birkaç tane transfer görüşmelerimiz var. Bu görüşmeler kesinlikle maddiyat konuşulmuyor, tamamen abi kardeş, maneviyat duygularıyla görüşülüyor. Çünkü bünyemizde, bütçemizde futbolculara verilebilecek bir paramız yok. Kalmış süper amatörde oynayan, birinci amatörde oynayan futbolcular yaşarken biz ikinci amatörde bunları karşılayabilecek bütçeye de sahip değiliz. Biz kendi yönetimimiz olarak elimizden geldiğince kendi bütçemiz dahilinde bir şeyler vererek bu takımı yürütme çabası içerisinde oluyoruz. İnşallah bu sene amatör ruhla tekrar şampiyon olup birinci amatöre çıkar, başarılarımızı devam ettirme çabası içerisinde oluruz. Teşekkür ediyorum. Ercan arkadaşım bu kulübün işleyişini çok iyi bilen kişi, isterseniz siz de bir konuşup rakam verebilirsiniz. Kaç oyuncumuz var şu an? Şu an net olarak değil mi? Olmakla beraber yaklaşık 150 civarında şeyimiz vardı. Yani altyapıda. Zaten biliyorsunuz Keşan'da altyapısı en fazla olan bizdik yani. Yeni takım olmamıza rağmen 2-3 yıldan beri kategori hemen hepsine katıldık. Yani çok da başarılı sonuçlar aldık. Ama tabii işte yeterli desteği olmaması, işlerinin yoğun olması, Fikret Akan'ın rahatsızlığının olması falan bizi bu sebeplere itti. Ama daha iyi olacağını yandığımız için gönül rahatlığa devrettik. İnşallah daha da iyi olacak. Keşan hak ettiği yere gelsin istiyoruz. Yani bu takım kurulmasındaki en büyük sebep emekli olduğumda hiçbir yerin yolunda gitmediğini görmek yani. Gerçekten sadece sporun adının olduğunu, işte rantın olmadığı yerde sporun olmadığı, bunları görmek bizi buraya itti. Ama dediğim gibi yani inşallah daha iyi olacak. Bunun şeyiyle buralara geldik. İyi sonuç alacağımıza inanıyorum. Bu belki de Keşan'da yıllardır bu sporu yapan, yapmak isteyen, yönetici olmak isteyenlere birer şey olacak. Fırsat. Fırsat olacak. Dediği gibi arkadaşımızın herkese kapımız açık. Yani ben gönül rahatlığı verdik, bıraktık kulübü. İnşallah daha iyi olacağız. Yani çok da söyleyecek bir şey yok. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Daha iyi şeylerde toplantımı yapmış olacağız. Bu sefer toplantı mı?